Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Tahrim Suresi 1-7. ayetler arasını yani bir sayfa şeklinde değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, limetu tuharrimu ma ahallallahu lek, Allah'ın sana helal kıldığını niye kendine haram kılıyorsun? teptög'ü merda ı zevcelerinin eşlerinin rızasını talep ederek vallahu gafurur rahîm e, ve Allah gafur rahimdir Günahları bağışlayan merhamet edendir. Burada peygamberimiz aleyhissalâtü vesselama e, bir durum e, hatırlatılıyor. Peygamberimiz aleyhissalâtü vesselam bir olaydan sonra hanımlarına bir ay yaklaşmama gibi bir yemini oluyor. Bunun üzerine Allahu Teala helal olan böyle bir şeyi niye kendine haram kılıyorsun? Bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hatırlatmada bulunuyor. Burada e, bahsedilen olay Peygamberimizin e, zevcelerinin dünyalık bazı şeyler talep etmeleri. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onların taleplerinden e, rahatsızlık duyarak e, bir ay onlara yaklaşmamaya yemin etmesi Bu manada tefsir kitaplarında açıklama yer alıyor. Kad faradallahu lekum tahillete imanikum. Allah size yeminlerinizi çözmeyi e, hüküm olarak bildirdi. Yani eğer e, herhangi bir meselede yemin etmişseniz, e, halbuki o yeminin gereğini yapmak değil de tersini yapmak maslahatsa, böyle bir durumda kefaretini vermek şartıyla bir insan yeminini çözmüş olur. Böyle bir durumda da normalde kişinin hanımı ona helaldir ama ben bir ay yaklaşmayacağım diye yemin etmişse böyle bir durumda kefaretini verir ve bu yeminden kurtulmuş olur. Vallahu mevleekum Allah sizin mevlanızdır. Yar ve yardımcınızdır, sahibinizdir. Ve huvel alimul hakim ve Allah Alim hakimdir. Ve iz eserra'n-nebiyyu ila ba'd ezvacihi Hani peygamber zevcelerinden birisine gizlice bir söz söylemişti. Felemma nabbat bihi o eşi e, bunu haber verdiğinde ve azharallahu aleyhi Allah da peygamberine durumu bildirdiğinde muttali kıldığında arrafa ba'dahu peygamber bir kısmını hanımına bildirdi ve arada anbat bir kısmını da söylemedi. Felemme nebbeehe bihi ne zaman ki peygamber hanımına bunu haber verdiğinde yani sen benim sırrımı ifşa ettin bildirdin diye haber verdiğinde galet hanımı dedi ki men en beke bunu sana kim haber verdi kale <gâle> nebiyani <'en yel> Alimul habir peygamber şöyle söyledi alim habir olan Allah bana haber verdi burada tabi doğrudan ayetin metninden belki olayı anlamak e, müşkil olabilir anlamayı kolaylaştırma bağında tefsir kitaplarımızda zikredilen hadis kitaplarında da yer alan e, bir durumu e, bildirmek ifade etmek istiyorum peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam hanımlarından bir tanesine tefsirlerde bunun Hazreti Hafsa olduğu ifade edilir. Hazreti Hafsa'ya bir sır söylüyor. Hatta iki mesele söylüyor. Bunlardan bir tanesi Mariye ile alakalı artık onunla beraber olmayacağını onu haram kıldığını kendisine bunu bildiriyor. Bir de kendisinin vefatından sonra önce Hazreti Ebubekir'in ardından da Hazreti Ömer'in halife olacağını bildiriyor. Ancak e, sır tutmak kolay bir şey de değil. E, i̇şte peygamber hanımlarıyla alakalı burada nazara veriliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımına söylemiş olduğu, sır olarak söylemiş olduğu şey onun tarafından bir başkasına bildiriliyor. Bir başkası da meselenin muhataplarından ya yine peygamberimizin eşlerinden olan Hazreti Aişe. Çünkü Hazreti Ayşe Hazreti Ebubekir'in kızıdır. Hazreti Hafsa da Hazreti Ömer'in kızıdır. Böyle olunca onların babalarıyla alakalı gelecekle ilgili bir durum peygamberimiz tarafından Hazreti Hafsa'ya bildirilmiş oluyor. Hazreti Hafsa da bunu sır olarak tutamayıp Hazreti Aişe'ye söylüyor. İşte peygamberin vefatından sonra senin baban ardından da benim babam halife olacak, ümmetin başına geçecek bu manada bildiriyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sen benim sırrımı ifşa ettin diye hanımına serzenişte bulunuyor. Hazreti Hafsa'ya serzenişte bulunuyor. Tabi Hazreti Hafsa şaşırıp kalıyor. Sana bunu kim haber verdi? Yani normalde Hazreti Ayşe'nin haber vermesi belki hatıra gelir. Yani sen, senin böyle bir sırrın varmış Hafsa bana söyledi yani hatıra bu gelebilir. Ancak durum o şekilde değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bildiriyor. Alim, habir olan yani her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bunu bana haber verdi. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gaybi bilgiye masariyetinin bir örneğini görmekteyiz. Yani normalde gayb perdelidir. Dolayısıyla birisi gizlice bir başkasına bir şey söylemişse normalde biz bunu bilemeyiz. Normalde peygamber de bilemez. Ama Allahu Teala peygamberine bildirdiğinde elbette o zaman bilir. Dolayısıyla la ya'lamu'l gaybe illallah. Yani gaybancak Allah bilir. Genel hüküm budur ama Allah kullarından dilediğine bazı gaybi bilgileri, bazı gaybi sırları haber verir. İşte gerek peygamberimiz gerek diğer peygamberler bu manada bir takım sırlara masardırlar. Allahu Teala onlara bazı bilgileri e, özel olarak vermiştir. Burada mevzu bahis olan ayette anlatılan meselede de e, peygamberin hanımının bir başka hanımına vermiş olduğu sır taraf ilahiden peygamberimize bildirilmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sen şunu söylemişsin şeklinde bir kısmını söylüyor. Tamamını da söylemiyor. Bu da Peygamberimizin e, yine bir hassasiyeti ve tamamen onun hatasını yüzüne vurmaması tarzında değerlendirilebilir. İn Tetübe İllahim. Burada hitap Peygamberimizin iki hanımına. E, eğer siz Allah'a tövbe eder e, ederseniz. Fakat savat gururu kuma. Yani etmeniz de gerekir çünkü kalpleriniz kaydı. Bu meselede kalplerinizin böyle bir e meyilde bulunmaması gerekirdi ama bu noktada bir hata içinde oldunuz. Ve in tezahara aleyhim eğer Peygamberin aleyhinde birbirinize e sırt verecek destek verecek olursanız fe innallahu mevlahu şüphesiz ki Allah onun mevlasıdır, onun yar ve yardımcısıdır ve cibrilu cibril de onun yar ve yardımcısıdır. Ve salihul müminin ve müminlerin salih olanı salih olanları da yine onun yardımcısıdır. Yani burada peygamberin iki hanımının yapmış oldukları bir hataya dikkat çekiliyor. Eğer siz birbirinize destek olur, peygamber aleyhinde bir şeyler düşünecek olursanız bu noktada kalbinizde uygun olmayan meyiller meydana gelirse şunu e unutmayın. Şunu bilin ki Allah peygamberinin mevlasıdır, yar ve yardımcısıdır. Cebrail de müminlerin salih olanı da onun yanındadır. Ve bu şekilde e onlara bir uyarı yapılıyor, bir hatırlatma yapılıyor. Vel meleiketü bade zahir ve bundan sonra melekler de yani ilave olarak melekler de onun e, destekçisidir. Ona yardımcıdır. Asara buhum, ola ki onun Rabbi umulur ki onun Rabbi yani peygamberin Rabbi in eğer o sizi boşayacak olursa en yubdilahu ezvacen hayran min sizden daha hayırlı eşler ona nasip eder. Müslimatin, müminatin, ganitatin, taibatin, abidatin, saihatin, feyyibatin ve ebkara. Yani şu şu özellikte olan eşleri ona nasip eder. Burada özellik olarak nazara verilenler, e, Müslüme olanlar. Tabi Hz. Peygamber'in bütün hanımları Müslüme'dir. Yani e, Allah'a teslim olmuş olan kimselerdir. Mu'minatin, iman etmiş olan, e, e itaat eden, taibatin Allah'a tövbe eden abidatin Allah'a abd olan Allah'a tam bir kulluk ile ibadetini yerine getiren saihatin buna iki türlü mana veriliyor Allah yolunda hicret eden veya oruç tutan manası da veriliyor feyibatin ve dul olan hanımlardan ve ebkara bir de bakire olan kadınlardan ona eşler nasip eder. Yani burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tek alternatifinin mevcut hanımları olmadığı eğer onlar bir problem çıkaracak olurlarsa Allah onlardan çok daha hayırlısını Peygamber'e nasip edeceği ayet-i kerimede nazara veriliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yani hanımlarını boşamış değildir. Sadece bir aylığına onlardan ayrı kalmayı kendi kendine bir yemin şeklinde söylemiş ve bir ay dolduğunda yemin kefareti vererek onlarla beraber olmuştur. Hazreti Hafsa ile Hazreti Ayşe ile ve diğerleriyle beraber olmuştur. Ya eyyühellezine amenun. Ey iman edenler. Surenin başı peygambere hitap ediyordu ve peygamberin aile hayatıyla alakalı bir durum nazara verildi. Tabi burada şunu da gördük ki peygamberin hane-i saadetinde bile problem yaşanabiliyor. Yani aile hayatının bu bir nevi kaçınılmaz, önüne geçilmez bir durumudur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her yönüyle mükemmeldir. Seçkin insandır. Allahu Teala onu alemlere rahmet olarak, ümmete rehber olarak, model olarak göndermiştir. Ve onun çok evliliğinin bir sırrı da değişik mizacıktaki hanımlarla nasıl beraber olunur ve aile hayatında nelere dikkat edilir? Bunu fiilen ümmetine göstermesi içindir. Aile ile alakalı olduğundan baştaki ayetler peygambere yönelik bir hitapla başlayan bu ayetler aile ile alakalı. Devamında da Allahu Teala bütün ümmete, bütün ehli imana hitap ediyor ve şöyle bildiriyor. Ey iman edenler gû enfusekum ve ehlikum nâra kendinizi ve ehlinizi yani ailenizi çoluk çocuğunuzu ateşten koruyun ve gû duhen vel hicâra ki o ateşin tutuşturacak maddesi insanlar ve taşlardır yani böyle olan bir ateşten kendinizi ve çoluk çocuğunuzu koruyun Aleyhe melâiketun gılâzun şidâdun o cehennemde görevli olarak son derece katı ve kaba şiddet sahibi melekler vardır. La yasun Allah'a meamarahum ve bu melekler Allah'ın emrettiği şeylere, emrettiği hususlara asla isyan etmezler. Ve yefaluna ma yumurun ve Allah ne emrederse onu yerine getirirler, yaparlar. Burada ee, aile hayatında asıl maksat ne olmalı? Aile neye göre şekillenmeli? Ailede eğitim ve birbirlerimizle münasebetimiz neye göre olmalı? Bunun da bir ölçüsünün verildiğini görüyoruz. İslam'da sadece dünya hayatı e, nazara verilmez. Ahiret hayatı asıl e, itibar alınır. Dünya hayatı da ahiretin tarlası olarak değerlendirilir. Dolayısıyla e, Müslüman bir ailede ailenin fertleri beraberce cenneti kazanacak bir şekilde bir hayat yaşamaları lazım. Ve bu noktada özellikle aile reisi olarak erkeklere çok daha fazla bir görev düşüyor. Çünkü kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun anraiyetihi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Hepiniz çobansınız. Hepiniz raiyetinizden sorumlusunuz. Bir çoban nasıl ki koyunlardan sorumluysa her bir anne ve baba onlar da her birisi çoluk çocuğundan başta kendisinden ardından çoluk çocuğundan aile fertlerinden sorumlu. Bu açıdan anne ve baba hem kendilerini hem de çoluk çocuğunu cennete yetiştirecek bir şekilde programlar tanzim etmeli. Aile hayatı insanları cennete götüren bir merkez halini almalı. Yoksa bir ailede Diyelim baba içki içiyor, anne e, kumar oynuyor, kumar oyunlarına katılıyor, çocuklar gece kulüplerine gidip geliyor. Böyle bir manzarası olan ailede toplu halde cehenneme doğru bir gidiş vardır. Ama e, İslami bir ailede anne baba Kur'an'ı okurlar, anne baba ibadetlerini yaparlar, anne baba çocuklarına yaşayış itibariyle gayet güzel örnek olurlar, güzel kitaplar okurlar. O ortamda yetişen çocuklar, onlar da anne babası gibi hareket etmeye çalışır. İslami hayatı görerek yaşarlar, anlayarak yaşarlar. Ve böylece dünyada mutlu olan, ahirette de ebedi saadeti kazanacak olan fertler bu aile ortamı içinde yetişmiş olur. Bu açıdan bu ayet-i kerime her bir Müslümanın devamlı hatırlaması gereken ayetlerden birisidir. Ey iman edenler, kendinizi ve nefsinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşten, yani bir cehennem ateşinden koruyun. Ve o cehennemde görevli olarak son derece katı, son derece kuvvet sahibi e, melekler var. Bunlara zebaniler deniliyor. Nasıl ki hapishanede gardiyan olur, gardiyanların hapishane şartlarına göre daha böyle güçlü kuvvetli ve herhangi bir isyan olsa hemen bastırabilecek kuvvette ve dirayette kimseler olması beklenir. Dünyada bu her zaman mümkün olmayabilir ama Allahu Teala cehenneme de görevli olarak oraya münasip gardiyanlar yani görevli melekler tayin ediyor ve bunlar ateş ortamında olmakla beraber nasıl ki hapishanede görevli olan gardiyan mahkum değildir orada e, görevini yapmaktadır. Allah-u Teala'nın bu şekilde özel olarak yaratmış olduğu melekler de son derece güçlü, kuvvetli ve acımasız. Acımasız derken, hani melek acımasız olur mu? Allah namına görev yapıyorlar. Allahu Teala onları öyle programlamış ve onlar da Allah'ı tanımayan, Allah'a isyan eden kimselere e, bu şekilde muamele etmekten zevk alır bir tabiatta. Yani siz misiniz Allah'ı inkar eden? Siz misiniz? aile hayatını bir zindana çeviren siz misiniz her türlü günahlara dalan ve giren bu tarzda onlar e, cehennemde e, azap gören kimselere nezaret ediyorlar ve onların azapla alakalı durumlarını tanzim ediyorlar. İşte bu şekilde görevli meleklerin bulunduğu yakıtı e, insanlar ve taşlar olan bir cehennem ateşinden hem kendinizi koruyun hem de ailenizi, ehlinizi, çoluk çocuğunuzu koruyun. Bir insan e, tabii bütün gayretini sarf ettiği halde e, belki istediği gibi aile hayatında çok da başarılı olamayabilir. Biz aşağıın meselelerde sorumluluğumuz biter. Ama herkes en azından şunu kendine sorabilmeli. Acaba ben e, bana düşen görevimi yerine getiriyor muyum? İşte bir anne acaba anne olarak yapması gerekenleri yapıyor mu? Bir baba baba olarak yapması gerekenleri yapıyor mu? Herkes bu noktada kendini sorgulamalı. Bunu yaptıktan sonra ve ma'al resulillahl belag peygambere bile düşen ancak tebliğ etmektir. Peygamber zorla kabul ettiremez. Bir anne veya bir baba da zorla kabul ettiremez. Ama çoluk çocuğunun en iyi yetişebileceği bir ortamı sağlamak ve gerekenleri yapmakla mükelleftirler. Ya eyyühellezine Ey inkar edenler Ey kafir olanlar La tatezirul yevm Bugün özür beyan etmeyin Yani burası cehennemle alakalı Artık cehenneme alınmış olan kimselere Bir hitap Ey kafirler Bugün özür beyan etmeyin Yani oraya gelmiş olan bir kimsenin Artık özrü yoktur Dünyadayken kendine Gören bir göz, Anlayan bir akıl, işiten kulaklar verilmiştir ama o verilen imkanları değerlendirmemiştir. Cehenneme giren e, muhakkak ve muhakkak orayı hak ederek girmiştir. Dünyada hani bazıları yanlışlıkla hapse girer, belki 5 yıl, 10 yılda yatar. Daha sonra suçsuz olduğu anlaşılır ve çıkarılır. Ama cehennem için böyle bir şey söz konusu değil. Oraya giren gerçekten hak ederek girmiştir. Çünkü Allah adildir. Allah kimseyi yapmadığı bir şeyle mahkum etmez. İnneme tüczevne tüm teamerun. Siz ancak yapmış olduğunuz amellerle cezalandırılacaksınız. Ancak ve ancak yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Cenab-ı Hak ailelerimizi dünyada huzurlu, ahirette de cenneti kazanan bahtiyarlar zümresi eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle Hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.